Değerli dostlar, Agrotorya Gübre Sponsorluğundaki Biga Badem ve Ceviz Festivali'nde çekimlerimize devam ediyoruz. Şimdi Köy TV kanalından yakından tanıdığınız Foren Tarım'dan Ziraat Mühendisi Sayın Samet Özbaylar'la beraberiz. Samet Bey'le beraber hem festivali konuşacağız hem de özellikle ceviz ve bademle ilgili kendi ürünlerini hangi konularda çiftçilere yardım ediyor, destek veriyorlar. Bunları sizler için aktarmaya çalışacağız. Yayına hoş geldiniz. Nasıl izlenimleriniz, festival nasıl geçiyor? Hoş bulduk. Fuarın nabzını yoklamak için biz de Foren Tarım olarak her zaman yeniliklerin peşinde koşan bir firma olduğumuz için ziyarette bulunduk. Gerçekten çok etkileyici, çok hareketli, güzel bir etkinlikle karşı karşıyayız. Burada yenilikleri arayan üreticilere yardımcı olma noktasında biz de her zaman yanlarındayız. Peki konu badem ve ceviz. Dolayısıyla sizin Foren Tarım olarak badem ve cevizle ilgili de bir programınız var bildiğim kadarıyla. Evet. Hangi ürünlerle üreticilerimize hangi konuda destek veriyorsunuz? Üreticiler Foren Tarım'dan ürünlerini aldıktan sonra kendilerine sağlayacağı faydaları neler? Evet, biz hani Foren Tarım olarak üreticimize hep yenilikleri sunmak bizim vizyonumuz olmuş olduğundan ötürü ceviz ve bademde de çok güzel etkiler meydana getiriyoruz. Örneğin ceviz ve bademde en büyük sıkıntı iş doluluğun olmaması. KOF dediğimiz durumun yaşanması. Fındık da buna dahil. Karyobor 8 Plus isimli ürünümüzde birebir biz bu iş doluluk problemin önüne geçtiğimizi daha önceki yayınlarda bahsettik. Nedeni ise borun döllenme ve tozlanmanın yanında taşıyıcılık özelliğiyle potasyumu en üst noktalara kadar taşımasıyla iş doluluğun maksimum boyuta gelmesini sağlaması ve böylelikle hem verim hem de randıman artışı vatandaşımıza sağlamış olması. Bu noktada ceviz ve badem üreticilerimize bu güzel etkinlikle seslenmek istiyorum. Bu iş dolulukları maksimuma getirmek istiyorlarsa kesinlikle ve kesinlikle Karyobor 8 Plus isimli ürünü kullanmaları gerekiyor. Tabii şu anda biz işte Mayıs ayına girdik. Dolayısıyla özellikle bazı bölgelerde bize gelen üreticilerden en büyük problem şu: gece ve gündüz arasındaki sıcaklık değişimleri. Evet. Şu anda sezon olarak sizin ürünlerle ilgili üreticilerimizin yapabileceği uygulama programı var mı? Bu konuda neler yapmaları lazım? Sizin bir tavsiyeniz var mı? Vallahi iklim değişikliğinden dolayı gerçekten bir gün ayrı, ertesi gün ayrı bir havayla karşı karşıyayız. Gece gündüz arası da, dün mesela gündüz terledik ama akşam donduk. Şimdi bitkiyi de aynı şekilde düşünmemiz lazım. O sadece konuşamıyor. Ama o da aynı bizim etkilenmiş olduğumuz gibi olumsuz etkileniyor. Ve bu olumsuz etkilenmesi vatandaşa verim düşüklüğü olarak meydana geliyor. İşte burada bizim yeni nesil bitki besleme ürünlerimizle bitkinin bağışıklığını ve direncini artırarak bu kötü koşullardan etkilenmemesini üreticimiz sağlayabiliyor. En canlı örneği en son çekmiş olduğumuz saha yayınında düzenli bir şekilde bizim ürünümüzü kullanan Abdullah Bey üreticimizin ne kadar güzel sonuç aldığını, bitkisinin kendi gözüyle bu olumsuz koşullardan etkilenmediğini ve verimine yansıdığını gördü. O yüzden ben kesinlikle bitkilerimizin bağışıklık sistemini kuvvetlendirmek adına Karyobor 8 Plus isimli ürünümüzü kullanmalarını, bizimle iletişime geçmelerini istiyorum üreticilerimizden. Peki sizinle geçen ben bir program yapmıştım. Ondan sonra bana özelden bir dostum yazdı. Aslında size soracaktım, tevafuk oldu, şimdi ona sorayım. Tabii özellikle borlu gübrelerle ilgili bazı çiftçilerimizin kafasında soru işareti, evet, de var. Yani bu borun miktarı ile ilgili. Bir de ya şöyle bir şey de var, ben buna katılmıyorum. Bir ürünle bütün her şey yapılır diye bir algı var. Yani çünkü bu bir ilaçla bir insan... Kesinlikle. Dolayısıyla bu konuda aslında mesela daha önce soracaktım. Evet. İyi denk geldi. Evet. Bu iki konuyla ilgili siz sonuçta sektörün içinde olarak birisi olarak neler söylersiniz? Evet. Tek başına bu ürünler mucizeyle, evet, her şey bu ürünle olur, evet, mu? Tek makarna ile mesela. Kesinlikle. Aynen. Onun haricinde bir de bol gübreyle işte ya bitkiye zarar verir türünde tereddütler de var. Evet. Size de muhtemelen geliyordur. Evet. Bu iki konudaki dün, cevabımız. Çok güzel soru. Teşekkür ederim. Dün ben İznik'teydim. Aynı bu konuyu orada 8-10 üreticimle birlikte değerlendirdik. Kendilerine de şu örneği verdim. Biz 7 gün 24 saat bütün ömrümüz boyunca sadece ekmek yiyelim, başka bir şey yemeyelim, olur mu dedim. Olur mu öyle şey dedi. Dedim o zaman işte bitkide de sadece benim ürünüm veya başka bir firmanın ürünü. Sadece bir ürünle
hiçbir şey meydana gelmez. Çünkü bizim gerekli zamanda bitki koruma mücadelemizi de yapmamız lazım. Bitkinin ihtiyaç duymuş olduğu dönemde ihtiyaç duyduğu gübreyi vermemiz lazım. O yüzden burada kesinlikle bu yanlış anlaşılgıyı, bu yanlış düşünceyi ortadan kaldıralım. Sadece bir ürünle iş oldu deniyorsa biz o noktada bir kafamıza soru işareti gelsin ve anında uzaklaşalım. Çünkü öyle bir ürün ne bizim ülkemizde ne de dünyada yok. İkinci sorunuza gelecek olursak borulu ürünler gerçekten piyasada her geçen gün çoğaldı. Şu an 32 tane borulu ürün var piyasada. Ama sadece boron etanol amin formülasyonu bizde var. Ve bu ne demek oluyor? Boron etanol amin formülasyonunda... Ne demek? Türkçe anlatalım. Evet, bu ne demek oluyor? Bir, bitki tarafından alınımı çok hızlı oluyor borun. Çünkü borun moleküler yapısı çok iri olduğu için bitki bünyesine girişi zor. Ama bu formülasyonda bu kolaylaşmış oluyor. İki, bu formülasyonda kesinlikle dibe çökme meydana gelmiyor. Homojen bir şekilde dağılım sağlandığı için bitkinin her noktasına, her döneminde istediğimiz dozajı uyguladığımız takdirde ihtiva ettirmiş oluyoruz. Üç, fazla kullanımda dahi sonuçta üreticimiz laboratuvar koşullarında bu ürünü hazırlamıyor. İlla ki fazla kaçabiliyor. İşte bu formülasyonda olmayan borulu ürünlerde bu fazla kaçma durumunda bitkilerde yanmalar meydana gelir. Ama bizim ürünümüzde üreticimiz fazla dahi koysa kesinlikle ve kesinlikle bitkide yanma meydana gelmiyor. Bu da bizim için 32 kalem ürün içerisinde farkımızı ortaya koyduğumuz noktadır diyorum. Peki, çok teşekkür ediyorum. İnşallah sizinle beraber Köy TV ekranlarında programlar 15 günde bir devam ediyor. Kesinlikle. Teşekkür ediyoruz. Hayırlı fuarlar, hayırlı festivaller. Ben teşekkür ederim. Son sözünüz nedir? Vallahi bizim buradan tek amacımız ülkemizin hem üreticimizin verimini, katma değerini arttırmak. Hem verim hem randıman artışı sunmak. Üreticilerimize buradan söyleyeceğim. Salı akşamı 19.45'teki sağ yayınımızı Köy TV ekranlarında muhakkak izlesinler ve oradaki üreticimizin memnuniyetini kendi üreticimizin yüzünden görsünler. Çünkü üreticimiz Türkiye adına, ülkedeki birçok üretici adına kendisi ürünümüzü başından sonuna kullanarak ne kadar güzel sonuç aldığını kendisi tüm ülkedeki vatandaşlarımıza göstermiş oldu. O yüzden kesinlikle salı akşamı 19.45'te Köy TV ekranlarında olsunlar, izlesinler istiyoruz. Teşekkür ediyoruz. Evet değerli dostlar, borla ilgili merak ettiğiniz yayını anons etti. Ben de söylüyorum, salı 19.45'te Forunta'nın sponsorundaki borun neydi? Borun gerçek yüzü. Borun gerçek yüzü. O programı da izleyebilirsiniz. Agrotürk ve Gübre sponsorundaki yayınlarımıza devam ediyoruz. Bir sonraki firmamızın standında karşınızda olmak dileğiyle.